Önce geriye gidelim ve bir algoritmayı daha etkin hale getirelim derken ne anlatmak istediğimiz hakkında bir düşünelim. Soyut olarak düşünmeliyiz. Yani algoritmamızı gösteren makineleri artık dikkate almıyoruz. Bunu ister bu küçük eski Atari için, isterse daha yavaş olan ENIAC yani ilk bilgisayar için yazmış olalım fark etmez. Her iki bilgisayarda algoritmamızı işletebilir. Artık makineler hakkında düşünmek istemiyoruz. Yapmak istediğimiz şey iki şeye odaklanmak. Boyut ve zaman. Boyut derken ne demek istediğimizi anlamamız gerek. Algoritmamızın gerektirdiği boyut ve zaman bir problemi çözmemiz ne kadar sürer? Bu iki konuya da gerçekten parmak basmalıyız. Bir bilgisayar aslında bir kalem, bir sürü kağıt kullanarak ve herhangi bir basit hesap makinesiyle yapabileceğiniz şeyleri yapar. Modern bir bilgisayar buna oldukça yakın. Kağıt yerine dijital hafıza kullanır ve CPU diye bilinen merkezi işletim birimine ve bunun içinde ALU denilen bir üniteye sahiptir. ALU CPU'nun hesap makinesidir. Ve CPU saniyede hesap makinesine 1 milyar kez bağlanır ve çok basit işlemler yapar. İşte bilgisayar bundan ibarettir. Bir sihir değildir. Gelin. Bir de hızlıca zamanı ele alalım ya da hız diyebilirsiniz. Algoritmamızı ne kadar hızlı uygularız? Ve bunun için oldukça soyut bir ölçü geliştirmeliyiz. Çünkü bildiğiniz gibi tüm bilgisayarlar farklı hızda çalışırlar. Unutmayın. Bilgisayar oldukça basit komutlardan oluşan bir listeyi okur ve temel bir hesap makinesine bağlanır ki bunu siz bile kullanabilirsiniz. Bu hesap makinesine ALU denir. ALU CPU'nun içindedir ve ALU aritmetik ve mantık ünitesidir. Yani oldukça basit şeyler yapabilir. Örneğin toplayabilir ya da çıkarabilir bazı basit mantık operasyonlarını da yapabilir, örneğin ve ya da gibi. Yani ELU'yu bilgisayarın bağlandığı ve oldukça basit sorulara cevap veren küçük bir hesap makinesi olarak düşünebilirsiniz. Burada bir komutlar listemiz var. Örnek verecek olursak, bu bir mikrodenetleyiciye aittir, ama her şey için geçerli. Sol taraftaki kolonda A, D, D, W, F'yi görüyorsunuz. Ve tanımı bu faaliyetin ne yaptığını açıklıyor. F ve D'yi alıyor ve F'ye W'yi ekliyor. Burada da D, E, C, F var. Yani F azaltma, yani F'den bir çıkarma. Ya da M, O, V, F. Bu da F'yi başka bir yere taşımak anlamına gelir. Buradaki en önemli şey kolondur. Yani çevrimler kolonu. Bu işletimlere dikkat edin. Bu temel işletimlerin tamamı yaklaşık bir ya da iki çevrim kullanıyor. Başka bir ifadeyle, tüm bu işlemler sabit bir zaman kullanıyor. Yani asla askıda kalmıyorlar ya da sürekli tekrar edip durmuyor. Bu komutlardan herhangi birini gönderebilirsiniz ve cevabı bir çevrimde alırsınız. Dikkat edin. Çevrim saniye değildir. Çevrim görecelidir. Örneğin en iyiakta bilgisayar saniyede 5000 işlem yapabilir. Unutmayın. Bir bilgisayar bir saatle çalıştırılır. Bu da ileri ve geri giden basit bir anahtar gibidir. Bu ileri ve geri gitmeleri ne kadar hızlı yaparsa o kadar çevrim olur. Ancak modern bir bilgisayar bunu daha hızlı yapar. Yani saniyede 10 üzeri 10 çevrim yapar. Hatta saniyede 1 trilyon çevrim bile yapabilir. Özetleyecek olursak, bir algoritmanın zamanından ya da hızından bahsettiğimizde saniyeden bahsetmiş olmuyoruz. Aslında temel adımların sayısını kastediyoruz. Temel adımlar diyoruz. Çünkü her bir temel adım belli bir zaman alıyor. Yani basit bir hesaplama diyelim, bir adım sürüyor ancak yazdığımız algoritma gibi karmaşık adımları olan bir bilgisayarımız olduğunda daha fazla adıma ihtiyaç olacak. Öyle değil mi? Bilgisayar çipinde bu bir temel adım mıdır? İşlemi yoktur. Bilgisayar çipi tüm bu basit işlemleri sizin bir parça kağıt üzerine yaptığınız gibi yapar.